Deftere yazı versen. Gelecek akçem var. Geldiği zaman ilk işim olsun. Efendim, iyilik yap, denize at. Balık bilmezse halik bilir demişler. İyiliğin en evlası gösterişe kaçmadan yaptığın iyiliği, iyilik yaptığın kişi tarafından bile fark edilmemesidir. Bu türlü iyiliklere en güzel örneklerden biri zimem defteridir. Zimem defteri, kültürüyle dünyada parmakla gösterilen Osmanlı medeniyetinin en güzel dayanışma ve yardımlaşma örneklerinden bir tanesidir. Efendim, bilen bilir, çok eski değil. Yakın dönemde durumu olmayan mahalle sakinleri mahalle esnafından alışveriş yapar, ödemesini de ay başında yapmak üzere veresiye defterine yazdırırdı. İşte zimem defteri de bu defterin Osmanlı'daki adıdır. O dönemde hali vakti yerinde olan kimseler özellikle Ramazan ayında tebliğ kıyafet giyer ve bir esnafa girerdi. Selamün aleyküm ağa. Aleykümselam. Zimem defterin var mıdır? Vardır beyim. Kaç yapraktır? 30 yapraktır beyim. Baştan sondan beşer yaprağı ne tutar? ...450 akçe civarı tutar. 450 akçe. Peki. Sil o sayfaların hesabını. Ya dur efendi. Koy bakalım şu defteri kefeye. Kâfi midir? Dükkanımıza kâfi, gönlümüze şafidir. Allah hayrınızı kabul etsin. Hadis-i şerifte olduğu gibi sağ elin verdiğini sol el bilmeden hayrını işlemiş olurdu. Borcumuz da iyice kabardı. Akçe yoksa veremem derse ne yaparız? Selamünaleyküm Asım Efendi. Neye ihtiyacım vardı Hanife bacı? Ekmek yumurta alacaktım lakin hiç akçem yoktur. Bilirim borcumuz da iyice arttı. Borcun yok Hanife bacı. Nasıl yani? Kul sıkışmayınca Hızır yetişmezmiş. Ben alacağımı aldım. Kimsenin borcu yok dükkanıma. Buyur ne istersen al. Yine bir hesap açarız. Osmanlı'nın en güzel geleneklerinden biri olan zimem defteri, bizlere pek çok şey öğütleyen kıymetli bir gelenektir. Güzel ahlak, yardımlaşma, dayanışma, bize atalarımızdan miras kalmış değerli birer hazinedir. Bu değerleri yaşatmak hepimizin sorumluluğundadır. Hazreti Mevlana'nın buyurduğu gibi, içimizi dışımızdan daha çok süsleyelim. Zira dışımız halkın, içimiz hakkın baktığı yerdir.